Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bebek süveterini beraber çalışacağız. Bu bebek süveteri yeni doğan ile 1,5 yaş arası giyebilecek büyüklükte arkadaşlar. Boyu benim ölçülerimde şöyle bir karış ve burası da U yaka. Herhangi bir dikiş yok hiçbir yerinde. Bakın. Yuvarlak öreceğiz arkadaşlar. Şöyle küçük bir 45 santimlik misinalı şiş kullanacağız. Bunu yapabilmek için. Eğer böyle bir şiş elinizde yoksa önden düğmeli de yapabilirsiniz. Ön tarafını açık yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun için şöyle koton bir ip kullanıyorum. 100 gramdan çıkıyor. Bir de 5 numara şiş kullanıyorum. İsterseniz elinizde 4,5 veya 4 numara varsa onlarla da çalışabilirsiniz. Şimdi ilk etapta bu yakadaki sayı 84 ilmek, 84 ilmeği atıyorum arkadaşlar. Tane ilmek atalım. Şu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Tane atalım. Arkadaşlar 84 tane ilmek attık. Şimdi buraya şöyle bir tane daha fazla ilmek atıyorum ve buradaki şöyle altını düzgün tutalım, yanlış birleştirmeyelim, şöyle aynı karşı karşıya gelecek. Şöyle iki ucunu karşılıklı düzgün bir şekilde getiriyorum ve en son attığım ilmeğin şöyle alıyorum. Şu en son attığım ilmek arkadaşlar, yani 84-85 ilmek attım. Şuradaki ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum. Yani önce şurayı şöyle yapalım arkadaşlar, burayı bağlayalım şöyle. Bağladım. Şimdi bu bir tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle karşılıklı iyi yüzü olacak şekilde tutun. Ve bunu şişime takıyorum. Buradaki ilmeği de bu şişimin üstünden atlatıyorum. Buradaki attığım o bir tane ilmek kaybolmuş oldu. Şimdi örgümü haroşa örgü olarak örüyorum. Şimdi şu şekilde alıyorum arkadaşlar. 10 tanesini örüyorum. Önce şöyle arkadan başlıyoruz. 10 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ördüm. Şimdi doluyorum. Şurayı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bu defa 20 tane örüyorum. Şöyle
omuzu yapacağız. 20 tanesini örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Yani arkadaşlar burada 20, burada önde 20 ve burada da 20 olmak üzere, arkada da 10 10, o da 20, toplamda 60 ilmek, yani 2 4 6 80 ilmek oluyor. Birer tane de bu ayrımlara gidiyor. 84. Şimdi 20 tane ördüm, doluyorum ve tekrar bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Yine 20 tane örüyorum. 2 çıkmış. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi arkadaşlar şöyle, burası başladığımız yer. Şöyle 10 tane ördük. 2 4 6 8 10. Bir doladık, bir düz, bir dola. Burayı yaptık. Şimdi 20 tane, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Yine doladık, bir düz doladık. Tekrar 20 tane. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Şimdi arkadaşlar tekrar doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum ve 20 tane daha örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi tekrar doluyorum. Bir tane düz doluyorum. Tekrar 10 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet arkadaşlar, bu ilk sırayı koyduk. 10 tane düzümü de ördüm ve başlama noktama geldim. Arkadaşlar başlama noktamıza geldik. Burada örgümüzün haraş olmasını istiyoruz.
ve hep aynı yönden ördüğümüz için bu defa örgüyü şu şekilde ön yüzden örüyoruz arkadaşlar. Haroşa olabilmesi için bu defa bu şekilde örgümü örüyorum. Buradaki ilmeklerimin tamamını örüyorum. Arttırma noktama doğru ilerliyorum. Burası arttırdığım kısım. Bunu da haroşa örüyorum. Ve ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Yani şöyle bunu normal örgü ördüğümüzde, yani yuvarlak misin alış hiç kullanmadığımızda bu kısım ters yüzüne denk gelir. Ama biz hep örgüyü ön yüzünden ördüğümüz için bu defa arttırdığımız ilmekleri örüyorum ve arttırma yapmıyorum. Bu ilmeği de şöyle düz örüyorum. Şurası arkadaşlar. Sonra tekrar arttırdığım ilmeği örüyorum. Bu sırada arttırdığım ilmeklerin örülümünü yapıyorum. Diğer sırada tekrar arttırma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer arttırmamıza kadar örelim. Siz bir kere daha görün. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edin. Dediğim gibi böyle 45 santimlik bir şiş kullanıyorsanız, aynı benim gibi, hiçbir yerinde dikiş olmayacak örgünüzün. Dikişsiz bir süveteriniz olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki mil başını yine örüyorum. Mil başı almıyorum çünkü dediğim gibi bu sırada arttırdığım ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Aynı bunu da örüyorum. Şimdi bunu sıra başına kadar bu şekilde örün. Arkadaşlar bakın, başladığımız yere kadar geldik. Şimdi bu sırada yine şu şekilde düz örgü olarak örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Ve arttırdığım yere kadar ilerliyorum. Şimdi arkadaşlar arttırmalarımı örmüştüm. Şimdi tekrar bu ortadaki düz ilmeğe gelince tekrardan arttırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine arttırıyorum. Tekrar bu aradaki ilmekleri örüyorum. Diğer arttırma noktamıza kadar böyle düz bir şekilde örerek ilerleyelim. Dediğim gibi hep aynı yönden ördüğümüz için örgümüzü bir ördüğümüzde düz, diğer ördüğümüzde ters öreceğiz ki haroşa görünümünü elde edelim. Şimdi arkadaşlar yine doluyorum. Bu bir tane düzümü örüyorum. Tekrar doluyorum. Ve geri kalan ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Başlama noktasına kadar bu şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlar yine başlama noktama geldim. Dediğim gibi bu defa örgümü önden örüyorum. Bu şekilde yaptığım için haroşa örgü elde edebiliyorum. Arttırma yerime kadar ilerliyorum. Bu defa arttırdığım ilmeği örüyorum. Arttırma yapmıyorum. Düz olan ilmeğimi de örüyorum. Tekrar arttırdığım ilmeği de örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde burada sayalım. Arkadaşlar şu ilk başta ben bir sıra haroşa örmüştüm modeli koymadan önce. Burada onu yapmayı unuttuk. Siz bu ayrımları yapmadan önce bir sıra haroşa örün. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane delik olana kadar ben arttırdım. Ama dediğim gibi benim şişim 5 numara. İpim de orta kalınlıkta merserize bir ip. Eğer siz bebek yünleri kullanıyorsanız buradaki arttırmayı 10 tane yapın arkadaşlar. Burada benim arttırmam
8 tane. Siz bebek ipi ince bir şiş kullanıyorsanız 10 tane arttırma yapın. Şimdi arkadaşlar bu daha önce ben sizin için şöyle hazırlamıştım. Şu şekilde arkadaşlar arttırmalarımı bitirdim. Bakın şöyle. Şimdi kolunun bu ayrımlarını, şu kesimlerini yapacağız arkadaşlar. Birlikte onu çalışacağız. Siz burada dediğim gibi 8 tane arttırma yapın. Eğer 5 numara şiş ve orta kalınlıkta bir merserize kullanıyorsanız, bebek ipi kullanıyorsanız da buradaki arttırma sayısını 10 tane yapın arkadaşlar. Ve tekrardan buluşalım. Arkadaşlar şimdi bu kollarını ayıracağız. Kesimlerimizi yapacağız. Şimdi burada yine haroşamızı düz örgü olarak devam ediyorum. Arttırma noktama kadar ilerliyorum. Buradaki ilmeğimi de böyle arkaya bırakıyorum. Şimdi bu koldaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Şu şekilde. Kol ilmeklerini kesiyorum. Koldaki ilmekleri arttırma noktama kadar kesiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, şuraya kadar geldim ve burada bir tane daha alıyorum. Kolumuzu şu şekilde şöyle kesmiş olduk. Aynı şekilde bu aradaki ilmekleri bu diğer kola gelene kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu öndeki ilmeklerimi de ördüm. Şimdi bu koldaki ilmeklerimi de kesiyorum yine. Şu şekilde kesimimi yapıyorum. Arttırdığım noktaya kadar kesiyorum. Arkadaşlar diğer kolumu da kestim. Şu şekilde bakın. Şöyle robamız ortaya çıktı. Şöyle kollarımızı yapmış olduk. Şimdi tekrardan sıra başına kadar, buraya kadar örüyoruz. Arkadaşlar sıra başına kadar ördüm. Şimdi burada koltuk altına şöyle ilmek atacağız. Onu yapalım. Şimdi arkadaşlar burada yine biz haroşa örgümüzü korumak için yine önden örüyoruz. Bir sırada önden, bir sırada düz örgü yaparak ilerleyince haroşa oluyor. Sürekli dolanarak ördüğümüz için dediğim gibi hiçbir şekilde dikiş kullanmıyoruz. Şimdi bu kol altına kadar ilerliyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar burada şöyle 4 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle koltuk altının genişlemesi için. Tekrar diğer kol altına kadar örerek ilerliyorum. Şu şekilde tekrar diğer koltuk altına kadar ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar bu kola da 4 tane ilmek takıyorum. 1 2 3 ve 4. Artık bundan sonra şöyle 4 diş haroşa öreceğiz arkadaşlar. 4 diş haroşayı ördükten sonra düz örgümüzü yapacağız.
ayırmalarımız ve koltuk altı ilmek atma işlemlerimizi yaptık. Şimdi istediğimiz uzunlukta örerek örgümüzü tamamlayacağız. İsterseniz aynı örgüyü buradan kumaş geçirerek elbise, kız çocuklarına elbise de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu şişler yardımıyla hiçbir şekilde dikiş kullanmadan roba çalışmamı bitirdim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kol altından itibaren 1, 2, 3, 4 diş haraş örüyoruz. Daha sonra buradaki düz kısmı yapıyoruz. Toplamda şöyle arkadaşlar, benim elimle bir karış bu düz kısım ve lastikle beraber bunları örelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah diğer videoda bu önündeki işlemeyi birlikte çalışacağız. Bu lastiğimizin altını nasıl kapatacağız, onu beraber çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yayınladığım videolardan haberdar olmak için zil butonunu açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın.